Herkese merhabalar. BTV kanalına hoş geldiniz. Bugün Instagram'dan gelen DM'leri inceleyeceğiz. Onlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her hafta aranızdan, izleyicilerden bir kişiyi alıp onunla güzel videolar, eğlenceli videolar çekmek istiyoruz. Challenge'lar yapmak istiyoruz. Eğer katılmak isteyen olursa aranızdan çok seviniriz. Katılmak isterseniz videonun altında açıklamalar kısmında mail adresi var. Oraya mail atmanız yeterli. Şimdi gelecek olursak DM'lere. Önce birkaç örnek bize gelen DM'lerden okuyalım dedik. Sonra bunlar hakkında yorumlar yapacağız. Erkekler neden böyle diye biraz konuşacağız. Şimdi birazını sen birazını ben okuyalım. Tamam. Birisi demiş ki, bu hayatta nokta kadar dürüst olamadım. Ama gerçekten sana bakınca gizlenmiş kirliliklerimi görüyorum. Değer veriyorum sana. Dilersen gel benim ol. Başkası da varsa önemli değil. Şimdi sen beni nerede tanıdığında değer veriyorsun? Ne oldu da değer veriyorsun? Bana bakınca hangi kirliliklerini görüyor olabilirsin kardeşim? Bu mesaja nasıl bir cevap bekliyorsun? Artık bu arada erkeklerde şey olmuş böyle, cevap versin diye çok değişik şeyler yazıyorlar, saçma şeyler soruyorlar. Ruj sürüp fotoğraf çekip atıyorsun, şey diyorlar, ya bu ruju nasıl simetrik sürebiliyorsunuz falan. Ya da şey var, cevap vermeyince ya da böyle hani bakmayınca etmeyince direkt işte neden böyle, hani direkt tabii havalandınız, işte güzelsiniz diye şöyle böyle böyle laf sokuyorlar. Bu sefer de eleştirir, böyle sert bir eleştiri yapıyorlar. Yani bir önceki mesajı çok böyle iyi, şey, mükemmel övüyor. Diğeri tam tersi. Cevap vermeyince değişiyor. Yediremiyorlar bence. Ya. Hani bilmiyorum. Bir de bazılarında fazla bir özgüven var bence. Hani çok da kötü bir şey demek istemiyorum ama. Sen içinden girdin, söyle ben. Yani o tarz yazılara biz bizeyiz, rahat ol. Nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Bir de fake sananlar oluyor. Mesela bu mesaj simgeye gelmiş. Fake değil mi? Fake de. Başka birisinin bunu resimleri olduğunu sürekli söyle. Sürekli geliyor bir de. Hani sürekli. Şu kızın gerçek olduğuna niye inanmıyorsunuz? Soyadın hakkını veriyorsun demiş simgeye. Simge soyadın ne? Bunu söylemek istemiyorum. Hadi alalım. Kaya. Kaya. Biraz devam eder misin? Kalbim kaldı. Evet. Kime gelen mesajları okuyorsunuz şu an? Karışık, karışık var. Karışık yani abi. Komik, direkt komik mesajları derledik. Mesela yani. Biri sanırım kayboldum demiş. Yani neyi de kayboldum? Profilin neresinde kayboldun? Anlat biraz. Bu en efsanesi. Bunu gerçekten ilk başta kandilim mübarek olsun yazmış. Sonra hayırlı cumalar yazmış. Sonra kahve içerken büyük ihtimal hikaye atmışım. Ona demiş ki çayı tercih ederdim. Sonra da sushi herhalde atmışım. O sushi midir nedir, berbat şeyi yemiş olamazsınız diye bir şey böyle yapmış. Pes etmeden yazıyor. Hani cevap vermemesi umurunda değil. Sürekli bir şeyler yazıyor. Ya ben dikkat ediyorum, bir yıl boyunca düzenli aralarla merhaba, nasılsın, selam yazanlar şey oluyor. Evet, bunu sen söylemin. Değişik iş teklifleri de geliyor. Bir kız bana yazmış. Merhaba, rahatsız ettim, özür dilerim. Seni takip eden işte bilmem bir şeyi tanıyor musun? Şimdi böyle bir mesaj gelince normalde zaten cevap vermezsin de ben daha önce şey değişik bir olay yaşadım. Bir arkadaşım beni takip etmişti. Sevgilisi de yazmış, sen bunu nereden tanıyorsun diye. Dedim öyle bir şey mi? Başıma iş almayayım. Ben de şey yazdım, tanımıyorum yazdım. Sonra zaten takipten çıkmış galiba, beni öyle birisi takip etmiyor yazdım. Seni takip ediyordu, çıkarmış sanırım takipten. Ben çok iyi tanıyorum onu. Benden duymuş olmaz, sana ters gelir, düz gelir bilmem. Güzellik salonu var, aynı zamanda menajer. Farklama güvenilir biri. Maddi sorunun varsa sanalda cesur, rahatsan konuş. Ben 7 aydır bundan toplam 54.000 TL aldım. Hani bildiğin sanal seks iş teklifi geldi. Neden? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? İşte arkadaşıma şey geliyor, Bodrum Beach Club'da çalışmak ister misin? Orada nasıl çalışacaksın? Ne yapacaksın yani? Ne? İşin detayları yok mu seninkinde? Yok, sadece bir klapta çalışmak gelir. İster misin Bodrum'da yazmış. İşte birisi diyor ayak fetişçilere gelir. İşte atıyorum. Yani iğrenç iğrenç mesajlar da oluyor. Ya işte ayağını at, şu kadar para vereyim. Neden? Ya da yok şey işte bana oluyor. Kokuşmuş çorap gönder. Hayır ya da işte kullandığın hani garaj, işte onda mankenlik yap. Evet, çok birkaç kere bir adam takmışsın diye de bana ısrarla silip mesaj tekrar yolluyor. Diyor ki işte otomobil için açılışım var, galeri açılışım var, orada mankenlik yapar mısın? Yok ayakkabı mağazası açılışım var, orada mankenlik. Adam karşına mağaza açtıysa artık. Ya hem iş olarak geliyor ki işlerde şey iş değil evet. Zaten. Hem de böyle çok ne bileyim değişik mesajlar geliyor. Erkekleri bu konuda anlamıyorum. Neden DM'den böyle şeyler yazıyorsunuz? Cevap olarak ne bekliyorsunuz?
nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok yani. Özellikle şeyler çok komik oluyor. Bu MRB, NBR. Evet. Ya onlar çok var zaten. Üst üste yazılıyor böyle. Evet. Günde milyon tane. Ve cevap vermedikçe yine yazıyorlar. Bazıları hiç pes etmiyor. Bazıları cevap vermeyince sinirleniyor. Çocuk bana bayağı küfürler saydırmış. Cevap yok ama benden. Kendi kendine sinirlenmiş yani öyle. Cevap vermedim diye. Böyle değişik insanlarla karşılaşıyoruz. En çok bence kızlar bu durumdan şikayetçidir. Erkeklere ben çok fazla DM geldiğini düşünmüyorum kızlar tarafından yani. Ne düşünüyorsunuz peki? Yapmayın. Ama şimdi sırf erkekler de değil. Bana kızlar da atıyor şey olarak işte şu erkek seni takip ediyor. Hani onu engeller misin? Falan diye hani böyle açık olunca hani kimin takip edildiğini, kimin sevgilisi, kimin şeyi bilemiyorsun. Ama onları takıyorum mesela hani direkt engelliyorum hani şey olsun hiç olay büyümesin gerek olmasın böyle şeye. Bana bir kere lezbiyen yazdı. Onlar da oluyor. Bana bir kere lezbiyen yazdı evet. O tarafın ya o da yürüdü. O da oldu. Nasıl evet. Yürüdü? Ya işte bakıyorsun kız normal bir mesaj atmış ilk başta. Kız bir de hani ilk başta öyle bir şey düşünmüyorsun. Sonra anlaşılıyor yazma tarzından, yürüme, iltifatlar tanımıyorsun. Ne diyor öyle mesela? Değişik şeyler ya. İltifat ediyor her şeyine. Kıyafetinden tut işte dış görünüşüne, her şeyine. Bir story atıyorsun, anında cevap falan. Öyle DM bence çok değişik bir ortam. Her şey yok mu? DM'den tanışıp sevgili olanlar yok mu? Var. Onlar evet. Da var. Düzgün bir mesajla ne bileyim. En çok zaten şu sıralar şey yapılıyor. Hikaye attığında erkekler cevap veriyor. O da mantıklı özellikle aslında. Özellikle böyle bir kedidir ya kedidir, da işte. Kahvedir, manzaradır. Aynen, o tarz şeyler altında erkekler hop yazıyor. Sen de hoşlanıyorsan cevap vererek muhabbet iş ilerliyor. Evet ha. Ama saçma mesajlara karşıyız. Ben sadece şeyi hani takipleşiyorsan gelen mesajı anlayabiliyorum. Ama takipleşmeden böyle mesajlar, şeyler bazen cidden merak ediyorum bir şey sorabilir miyim yazıyor ya da işte bir şeyler diyor falan böyle. Hani cevap vermek diyorum hani ne diyecek acaba? Ondan sonra ne uğraşacağım hani engelle gitsin diyorum. Peki şey yani hani erkekler böyle etkilenme kızlara nasıl mesaj atmalı? Yani DM'den nasıl yürünür? DM'den nasıl? Ya normal bir şekilde. Ya hikayeye yanıt versinler, konu olur hem. Çünkü direkt aynen. Merhaba ya da selam yazınca çoğu kız gene cevap vermiyor. Hani. Aynen. Klasik, günde milyon tane geliyordu falan. Evet. Daha çok hikayeden yürüyebilirler. Hoşlandığınız kıza değişik bir hikaye attıysa direkt konuda açılıyor. Mesela kedi mi atıyorsun? Evet. Direkt kediden giriyor, oradan bir sohbet açılıyor. Sohbet ya da bir manzara, devam bir yere ediyor. Gitmiştir. Aynen, burası oradan. Neresi, şöyle mi, böyle mi? Daha çok bence hikayeden anladım. Yürüsünler. Yani storylere cevap verirlerse aynen. Daha çok konuşulacak daha aynen. Şeyler olur. Anladım. Ha yok öyle bir şey yapmayacağım. Direkt yazacağım diyorsanız da saçma şeyler yazmayın. Yani kızlar da çok dalga geçiyor bunlarla. Evet. Aynen. Peki böyle çevrenizde duyduğunuz ilginç DM'ler var mı? Arkadaşıma birisi şey yazmış. Beni Tokat kebabı diye kaydedebilirsin. 66 mı Tokat'ın plakası? Öyle bir şey yazmış. Başka var mı? Çok... Yani başka. Geneli bunlar. Ya biraz abaza tarzında yürüyorlar, ya böyle saçma mesajlar, saçma iş teklifleri. Genelde bunlar oluyor. Pek güven vermiyor zaten. Evet. Direkt sosyal medya direkt güven vermiyor aslında. Ya hiçbir tanımadığım bir insanın ya öyle yazıp konuşmak bana çok da mantıklı gelmiyor. Evet. Bence de öyle. Anladım. Yani Instagram'dan yürümesinler diyorsun. Ya yürümesinler, yüreceklerse hikayeden yürüsünler. Ama siz daha çok normal yaşamda, dışarıda. Daha ha. Çok güven veriyor. Hani anladım. İnsanlar görüyorsun yüz yüze baktığında bile mimiklerinden evet. Kişinin ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini çünkü anlayabiliyor en azından. Daha rahat tanıyabilir. Hı-hı. Hani de şey de oluyor zaten sosyal medyada tanışıp sonra görüşmeler. Evet. Onlar normal. Hı-hı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Erkekler lütfen böyle DM'ler atmayın. Özet olarak hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi özellikle kızlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Instagram buralarda bir yerlerde. Görüşmek bir de şey, üzere. Videoyu izleyen kızlar da böyle kendilerine gelen ilginç mesajları paylaşsınlar yorumlarda. Evet, videoyu izleyen kızlara sesleniyorum. Size de gelen değişik mesajlar varsa yorumlarda paylaşınız lütfen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.